Ve ıslak kek. Ben girerken içeri bir şöyle bir baktım, görüntüsü güzeldi. Cam kapta duruyordu. Koyma. Islak kek. Tatlısı Özer'in. Gerçekten hani şimdi erkekler etti balıktı yapıyorlar da yani böyle pasta türü işte kekti mökti tatlıydı. Çok merak ediyorum performansını. Dünkü zorlanıyor. Miktarı azdı ama güzeldi. Fakat dün gerçekten sarmadı. Şimdi kıymalı ya da etli sarmalarda biraz daha kalın, daha tok, daha dolgun, malzemesi daha bol olmuş. İnce sarmış mı? Zeytinyağlı yapsaydı o sarması ideal. Ama içinin malzemesi yoktu. Olan da pişmemişti. En büyük hatası oydu. Olacak tabii ki bunlar. Yani bekliyoruz biz bunları. Normal. Normal ama söylenecek de tabii ki. Ona göre de puan verilecek. Hayır, bir de yani olmamış diyebilir ki arkadaşlar. Olmamıştır. Telaştan olabilir. Hayır. Güzeldi. Sana göre güzel. Bana Sezgin göre mi değil demişti? Hanımefendi de söyledi. Sezgin pişmiş olabilir. Ben baktım çok pişmiş. Peki yapmış. Şey düşündünüz mü? Dün ağladı ya. Biz hepimiz çok şaşırdık. Ben açıkçası önce espri yapıyor zaten. Esprili bir arkadaşımız çünkü. Sonra hani eve gittiğinizde sordu mu ev ahalisi, ne oldu ne bitti işte damat ağladı falan dediniz, garibinize gitti mi ya da üzüldünüz mü? Hayır, ben üzülmedim, ben üzülmem kolay kolay öyle ya, her şey. Ya katlardır. Bak ben bu konuda kolay kolay üzülmem, niye üzüleyim ki, yarışma bu. Niye ağlayayım, olmamışsa olmamıştır, olmuşsa olmuştur. Dünyanın sonu değil ki. Hayır şimdi siz 4 verdiniz üzerine ağladı ya, size de biraz şey yaptı. Yok ben hiç... Garipsedim sadece de. Yanlış. Garipsediniz. Evet, yanlış buldum. Yalnız siz çok büyük konuşuyorsunuz ha. Vallahi hayatım, çok bak, büyük konuşuyorsunuz. Bak isterse benim damadım ağlamaz. Ben 8 yıldır tanıyorum. Ne ağlasın? Yok ağlama konusunda değil. Hayatımı değiştirecek bu. Hani bu bir yarışmadır falan böyle bir. Yarışma yani sonuçta bu. Çapa değil ki, bina değil. Tamam da o da yani duygulana yenik düştü. Hayır, ben sadece hani kötü hissetti mi kendini vicdanen ağlayınca? Hayır, ben asla kötü hissetmem. Fadime Hanım yemeği de salatayı da verdi. Hatta salatayı elinden zor aldım. Çok net söylüyorum yani. Artık 3 veremeyecek anladığım kadarıyla. Artık 3 verme ihtimali ortadan kalktı. Demek ki en kötü 4 alacağız. O da başarı. Manolya çünkü hepsinde 3 almıştı. Büyük ihtimal geçerim. Ama onun kayınvalideleri çok değişikti ya. Çok iyi kadınlardı da. Sonradan hepsi geldi özür dedi. Ya sizin damadınız ağlasa üzülmez misiniz? Yo, niye üzüleyim, ne ağlasın ki, ağlamasına kızarım. Ha, sen dedin ki ağladı, hayat her şey olabilir. Kendi bilir, ağlarsa kendi üzülür. Demin dediniz ya gitsin annesinin evine diye. Üzülme, yok hayır, ağlayacaksa bebekse gitsin anasının evinde otursun. Bir dakika, siz çok o kadar duygusuz musunuz ya? Ben duygusuz değilim, benim kurallarım vardır yani öyle bir her şey için ağlamaz. Ağlayabilir yani gayet normal, gayet doğal. Hani... Hayır ağlaması için bir şey demiyorum. Ona öyle her şey, yarışma için neden ağlandığını biliyor. Ona kızıyor. Ama sebepsiz oldunuz. Olabilir. Yani sizin verdiğiniz puandan dolayı bütün motivasyonu düştü. Olmamış. Şimdi olan şeye de olmamış denmez. Denmemesi lazım. Yani. Denmemesi gerekiyor. Aynen. Hiç kimse yani için. Yani ben bazıları diyor ki işte ben de kızımı korudum, şunu korudum. Ya bana ne korumaktan? Kim haklıysa o alsın. Biz de korumuyoruz. Gayet kimseyi korumuyoruz. Ne? Hak eden alsın. Benim ortam yoktur canım. Netim bu konuda. Ya işte 6 tabağı. Ya teşekkürler. Hayır benim öyle yapım çok farklı. Ya iyidir ya kötüdür diyorsunuz yani. Ortam griler yok, siyah beyaz. Netim diyor. Güzel bir şey tabii benim hayatta için, bazı yerlerde. Evet, herkesin bir yapısı var yani bu konuda. Ama bu söylediğiniz şey bence her zaman her yerde geçerli olan bir durum değil. Ama ben 63 yaşındayım. Her zaman bunu savundum ve her zaman yaptım. Bak ben kızımı da evlendirdim. Benim için tek kelimedir. Ben eşimden ayrıldığımda da tek kelime dönüp bakmadım bile arkama. Bir kelimeyle yakarım gemileri diyorsunuz. Yakarım. Oo. Gerçekten yaktım yani ben 25 yıllık yuvamı bir çırpıda yaktım. Dönüp bakmadım bile. Çok katısın. Katıyım. Çok katısın. Öyle mi? Yapı meselesi, karakter meselesi. Hasta yerine göre çok yumuşak bir insanım, merhametliyim, çok sabırlıyım. Ama damarım attığı zaman dünyayı yakarım. Çok duygusuzsunuz ama. Yo, duygusuz. O duygusuzluk değil işte, bak anlamsızlık. Ben niye duygusuz olayım? Duygusuzsunuz işte. Değil. Kızına öyle yapıyormuşsun, ona öyle yapıyormuşsun. Yaparım, yani böyle... yaparım. Benim kuralım. İşte bu duygusuz, benim anlayışım. Duygusuz olsam gerçekten ben böyle bu kadar merhametli olamam. Vallahi ben çok merhametli görmedim ben. Kişiye hiç göre. Hiç değilsiniz, hiç görmedim ben sizden. Ağladı, bana çok sinirlendiler. 4 verdiğim için. Sen üstünü giyinmemişsin, masan yok, şuyun yok, buyun yok. Sana ben niye vereyim? Senin damadının sevgisine ihtiyacım yok ki. Ay ihtiyacım yok. Sevgiye zaten tokum ben. Kızım da seviyor, damadım da seviyor, dünürüm de seviyor. Biz hep birbirimize sevgiyle bağlıyız. Özer, sana bir şey soracağım. Buyurun. Çok pardon. Mesela izliyorsun programı, eşin de katıldı, etti. Şu an neler hissediyorsun? Duygularını çok merak ediyorum. Yani şu anda ben ona gerçekten nasıl ya 2,5 saatte bu iş olmaz mı diyordum. Hı. Yani olmazmış gerçekten. Oh, yani bir ilahi bir güç var arkada son 20 dakikada gelen. Herkes yaşayacak bunu. Yani öyle bir hiçbir şey yokken 20 dakikada her şey çıktı. Değil mi? 3 dakikada erken bitirdim. Vallahi bravo. Demek ki bir son bir turboya bağlıyor insan, değil mi? Biraz rahat olmak önemli. Burada insanlara ilk defa yaptığımız bir şey hakkında yorum yapıyor. Tabii evde sonuçta kötü olsa da iyi derler. Tabii. Burada insanlardan güzel yorumlar almak hoş oluyor. Kötü yorumlar da alabiliriz. Şimdi damak tadı çok farklı bir şey. Tabii. Umarım beğenmişlerdir, bakalım, sevmişlerdir. Güzel İnşallah. Bir anı olur bize de. Tabii ki, tabii ki. Hepimiz için öyle. Sonuçta burada... Tabii ya, burada bir eğleniyoruz hep beraber. Eğlenmiyor musunuz? Eğleniyoruz diyorum. O zaman sıkıntı yok. Yiyenler var mı aranızda ıslak keki yorum yapabilecek kıvam? Efendim buyurun. Zuhal Hanımcığım, ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Arkadaşlarım da belki ilk defa duyacaklar ama ben de 57 yaşındayım ve bu yaşıma kadar hiçbir zaman çikolata ve çikolatanın türevleri bir şey yiyemeden bu yaşa gelmiş bir insanım. Hiç yemedim. Hiç yemedim, yiyemiyorum. Yani benim vücudum bunu çocukken bile kabul etmemiş. Ama bu yarışmaya katılırken dediler bana, anne ne yapacaksın çikolatalı bir şey gelirse? Ki damadınız pişirdi. Sen de dedim ki annem benim çikolata yemiyor, ben farklı ya, tatlı anneme yapayım. Doğum gününde biz mesela kendimize doğum günü yaptığımız zaman normal bir pasta aldığımız zaman ona çikolatasız pasta alıyoruz. Meyveli pasta. Yani tamamen meyveli alıyoruz. Yediniz mi peki şimdi? Ben hatır için çiğ tavuk yenir. Yediniz mi? Yiyeceğim şimdi. Yani bu bir ilktir. Yani 57 senelik hayatımda ama yapıyorum. Yani nasıl yapılacağını bilirim, yaparım. Gör seni ne kadar seviyor kayınvalide. Evet, nişan çikolataları da dahi yemedim. Yani nişan çikolataları dahi yiyemedim. Yiyemiyorum çünkü yani. O koku bile beni mahvediyor ama şu anda yiyeceğim. Anananın diyorum. Anananın. Birsel Hanım'dayız. İlk kez çikolata yiyor damadının elinden, o da olacak. Belki de çok sevecek ve bundan sonra artık iyilik mi ettin, kötülük mü ettin, çok sever, bir de habire verilmiş kendini çikolatalı tatlılara. Sizin yüzünüzden 5 kilo aldım diye. Olmamış. Çok güzel olmuş. Valla. Çok güzel olmuş. Yani kötü müsünüz, kıvamı... iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. İyiyim, su içeceğim şimdi. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Yani ben bunu çok güveniyordum buna, güveniyorum hala. Ben şunu söyleyeyim. Mutfakta kaldı mı tepside? Kaldı. Tamamını götürmek istiyorum. Ben yaparım size. Ciddi misin? Evet. Evet. Serpil Hanım çok beğendi. Güzel olmuş, ben de beğendim. Bölüşüyoruz. Afiyet olsun. Bölüşüyorsunuz. Ben de varım. 3 kişi girelim, ıslak keke giriyoruz. 4 kişiyiz. Ha? Ben de. Çok güzel. Gerçekten güzel olmuş. Yani bu yumuşaklığı, çikolatası, sosu, şekeri. Onu kardeşim, sende ne cevherler varmış. Bunca zamandır sırf etle, balıkla sen geçiştirmişsin olayı. Mahsus yapmamış. Çünkü yapabilir mi? Hala sana kalacak. Yani evde... Geçmiş olsun Özer'cim. Kaldı bile o yani. Manolya izleyecek ve diyecek ki vay, o zaman hadi hafta sonu çocukların canı ıslak kek çekti. Hadi Özer'cim ellerinden öper. Ben biraz halsizim bugün diye. Ama hatırlıyorsanız siz bize geldiğiniz zaman orada bir replik vermiştim. Neydi? Canım et yaparım, canım sıkılır kek yaparım demiştim size. Hatırlamıyorum. Vay, istersem yaparım diyor. Et yemeklerini güzel yaparım. Müthiş. Ben canım sıkılır bazen kek yaparım. Ah! Şahane! Çok güzel et yapar. Vallahi kek et yapar. Kek çok yapar. Güzel. Vallahi harikasınız. Liste yaparım. Ah! Şu liste için seni zaten tebrik ediyorum. İrsaliye raporu alınmış. Böyle bir şey yok. Muhteşem. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. Zaten dün akşam dedim 2,5 saatte 3 çeşit çıkartırsan sana et, tavuk, balık yapayım, menüler hazırlayayım. Ne isterlerse onu versiniz. Süpersin. Bayıldım size arkadaşlar. Bayıldım. Gerçekten yani siz de beğendiniz herhalde Muzaffer Aziz Hanım. Hayır, güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Ben yiyemiyorum ucundan ama. Sadece bu kadar olur yani. Normalde ara sıra yapıyormuşsun gibi değil. Sanki bunu her zaman yapıyorsun. İlk defa yaptım. Gerçekten yapmış. İkinci yapışım bu. Vallahi dün, normalde ben hoşlanarak yemem bu tatlıyı ama o kadar güzel olmuş ki birkaç tane yedim. Ama en ünlü şeflerden çıkıyor. Evet, öyle de bir durum var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.